Anneme mi götürüyorsun beni? Evet prenses. Neyin var senin? Hamileymiş, duymadın mı? Ne olmuş? Niye bu kadar etkilendin? Anlatamam. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Yok. Hiçbir şey yok. Leyla Hanım, Elif ortalıkta yok. Nasıl yok? Bir an gözden kayboldu. Sonra ağladığını gördüm. Koşarak peşinden koştum ama yetişemedim. Şimdi de yok. Alo? Leyla Hanım. Biz biraz Elif'le dolaşacağız. Bize eşlik etmek ister misiniz? Cengiz Andur. Sakın böyle bir şey yapma. Yok, Elif'e söz verdim. Annesine götüreceğim. Cengiz Han, ne istiyorsan söyle. Buyur prenses. Gidince konum atarım, gelirsin. Hayır. Ne oldu? Kim o? Yusuf mu konuşuyor? Bak o balıkçıyı getirme. Yoksa Elif'i göremezsin. Anlaştık mı? Ne oldu? Ne dedi? Mehtap, sakın kimseye bir şey belli etme. Ben Elif'i bulup geleceğim. Leyla Hanım. Mehtap, güven bana. Nereye? Ben de geliyorum. Bu işi büyümeden halledebilirim. Leyla! Yusuf, ne anlaşmıştık? Güven bana. Kendimi koruyabilirim. Ya siz delirdiniz mi? Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsınız? Yavaş olsana kızım, biri duyacak. Ne yapacağız peki şimdi? Ben arkanızı toplamaktan çok sıkıldım. Bunu da siz kendiniz halledin. Ya Pınar'ı attığınızı biliyorsa? Ya abisi söylemişse? Canım bilse Leyla'ya söylerdi. Belki de söyledi, o yüzden kadın bizimle uğraşıyor. Paranoya yapma, kimsenin bizimle uğraştığı yok. Elif nerede? Bilmiyorum, buralarda oynuyordur herhalde. Yani şu çeneni tutmayı bir öğrenemedin değil mi? Bebeği ben Elif'e söylerdim yani. Ya bari bu gece canımı sıkma Kürşat. Annem nerede? Niye o gelmiyor da biz ona gidiyoruz? Gidince ona sorarsın. Bence o da artık Canan teyzeyi sevmiyor. Ondan gelmedi. Hmm.
teşekkür ederim Cengizhan amca. Seni çok seviyorum. Beni anneme götürdüğün için gerçekten çok teşekkür ederim sana. Gerçekten çok mutlu oldum geldiğinize. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Canan. Ne yapıyorsun? Bırak. O bebek benim değil mi? Saçmalama, delirdin mi sen? Herkes duysun diye mi yapıyorsun bunu ya? Anlamıştım. O bebek benim. Değil Kürşat. Kralı gelse tanımam. Kimse beni çocuğumdan ayıramaz. Anlıyor musun? Bana bak, kendine gel. Önce bir adam ol. Hamile bir kadına nasıl davranacağını öğren. Böyle mi baba olacaksın? Kendi çek düzen ver. Bak kızım. Böyle bir köşede oturup beklemeye niyetim yok. Gerekirse var ya, herkesi temizlerim. Çocuğumu alır buradan giderim. Her ne plan yapıyorsan çabuk yap. Tamam Oflas, tamam, herkes bize bakıyor, ne olur yapma. Baksınlar. Şakam olmadığını anladın değil mi? Tamam anladım, hadi bırak. Ha. Mehtap. Elif'i gördün mü? Yukarıda odada. Ben ilgileniyorum Kürşat Bey. Ha, tamam o zaman ben bir gidip bakayım. Kürşat Bey. Evet. Uykusu gelmişti, ben yatırdım. Dinleniyor. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben çıkacağım zaten. Hemen al getir onu. Çünkü konuşmam lazım. Tamam mı canım? Peki. Hadi. Az kalsın seviyordum Leyla'yı. Her arkamdan iş çeviriyormuş. Seninki ne buluyor onu da anlamadım. Deme öyle. Hoş kadın yani. Sen daha genç, daha güzelsin. Hemen pes etme. İstesen iki günde alırsın elinden. Değil mi? Herhalde yani. Ya dünya küçücük Leyla Hanım. Yine buluştuk. Seni bir daha Elif'in yanında görürsem gebertirim. Leyla Hanımcığım. Ben de bayılmıyorum bu duruma. Ama beni mecbur ettiniz. Ufacık çocuğu seni annene götüreceğim diye kandırdın. Yazık değil mi? Kulübümü elimden almak da belaltıydı. O yüzden aynı şekilde size gereken cevabı verdim. Keşke bıraksaydım, Yusuf seni gebertseydi. İyi ki hatırlattın o balıkçıyı.
Sen herkesi kandırabilirsin. Ben kül yutmam. Neler çeviriyorsunuz siz o itle? Sandığın kadar akıllı bir adam değilsin Cengiz Han. Boşuna havalanma. Göreceğiz. Senin de foyanı meydana çıkaracağım. Ama bak çenen bayağı güçlü. Hiç yoktan iyidir. Tamam. Kulübü sana vereceğim. Şimdi bırak Elif'i gidelim. Öyle ucuz değil. Benim de vicdanım var. Acıdım küçücük çocuğa. Hiç olmazsa değsin. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Çok bir şey değil. Kulübün ve asasının tapusunu. Koskoca Raif Bey'in kızına koymaz yani. Olur. Ama sakın bir daha böyle bir hata yapma. En azından mezarının nerede olduğu belli olsun. Dikkatli konuş. Seni şurada şimdi öldürebilirim. Dene istersen. Bakalım yeterince hızlı mıymışsın? Teyze! Teyzeciğim! Sen mi geldin? Annem de gelecek biliyor musun? Hadi gidelim bir tanem. Babam merak etmiştir. Evrakları hazırla. Yarın bu işi hemen hallederim. Hayır, getirmeyeceğim. Lütfen. Lütfen götür beni. Söz vermiştim bana. Tabi götürecektin beni. Lütfen. Lütfen ne olur. Teyzenle idare etsen prenses şimdilik. Lütfen götür beni, söz vermiştin bana. Tabi götürecektin beni. Lütfen. Lütfen ne olur. Lütfen. Süpermen geliyor, uyan. Ben makyaj tazelemeye gidiyorum. Sen de biraz kendini ağırdan sat, tamam mı? Selam, nasılsın? Nasıl görünüyorum? Merak ettim. O herif bir daha canını sıkmadı, değil mi? Hayır, çünkü sevgili olduğunu söyledim. O da bir daha aramadı. İnandı mı peki? İnandı ama yani buralarda olabilir. O yüzden daha inandırıcı olması lazım. Efendim fotoğraflarınız. Borcum ne kadar? Ücretsiz efendim. İyi geceler. İyi geceler. Lütfen! Lütfen hadi kapıyı!
Elif! Dokunma, istemiyorum seni, dokunma. Mehtap. Kürşat Bey. Elif nerede, hani getirecektin? Elif yok. Mehtap. Nasıl yok? Ben gittim baktım, oradan çıkmış. Buralarda bir yerdedir herhalde. Kızım, ona göz kulak ol diye ben seni buraya getirmedim mi? Ha? Evet kuşum. Baba. İşte orada. Teyzesiyle berabermiş. Prensesim. Neredeydin sen? Hı? Dişlerini mi fırçaladın bebeğim? Güzel prensesim benim. Biraz konuşabilir miyiz? Hamilelik haberine bozuldun. Bunu biliyorum. Ama kızım haklısın ama bu senin tahmin ettiğin gibi kötü bir şey değil. Aksine iyi bir şey. Bak mesela halan doğacağı zaman ben de kendimi kötü hissetmiştim. Ama şimdi iyi ki bir kardeşim var diyorum. Büyüyünce sen de öyle hissedeceksin. Ben kardeş istemiyorum. Yeni bir anne de istemiyorum. Sadece kendi annemi istiyorum. Anlıyor musun? Kendi anneme. Ama bir dakika güzel kızım. İkisini de istemiyorum. Evimden gitsinler. Kızım. Peki sana teyzeni çağırayım ister misin? Hayır, artık onu da istemiyorum. İyi misin? İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Aşkım şimdi ben kilo aldım. Baksana göbeğin çıktı. Canım sen iyi misin? Neyin var? Elif. Çok üzülmüş. Ama üzülecek canım. Normal bu yani. Zamanla alışacak. Canım ne olursa olsun. Teyzesi dahil herkese güvenini kaybetmiş. Bir çocuk için çok fazla bu. Yani teyze konusunda haklı bence. Tamam hadi üzülme. Her şey güzel olacak. Merak etme. Ben halledeceğim. Hadi üzme kendini. Ya ne gerek vardı şimdi hamileyim demeye? Özür dilerim. Ne yapayım? Senin çocuğunu doğuracağımı tüm dünyayı duyurmak istedim. Çok heyecanlandım. Tutamadım kendimi ama ne olur. Hayatım ne mutlu günlerini yaşıyorum. Elif'i mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen hiç merak etme. Hadi gülümse. Hadi. Üstünü çabucak değiştiğine göre nişan iyi geçmedi galiba. Şöyle özetleyeyim Vedat abi. Beni uçurumdan atan kocamın, beni aldattığı en iyi arkadaşımla nişanına gittim. Yetmezmiş gibi kurdelelerini ben kestim. Üstüne üstlük, beni kızımla tehdit eden bir pislikle pazarlığa oturdum. Ama kabus daha bitmedi. Bir de ne öğrendim biliyor musun? Canan'la Kürşat'ın bir çocukları olacakmış. Allah'ım. Ya sanki bütün dünya ben intikamımı alamayayım diye birleşmiş gibi. Her şeyi düşünmekten çok yoruldum Vedat abi. Yusuf'un, abisinin, annesinin suçu neydi? Ya o bebeğin suçu ne? Zavallı masum bir bebeğin kaderi, ailesi benim ellerimde. Seni anlıyorum, çok haklısın. Ama bilmediğin önemli bir şey daha var. Geç otur istersen. Anneciğim ayva çok güzel. Üzerine limon da sıktım. Sağ ol. Çay da demledim. Koyayım mı? Yok, şimdi istemem. Sonra. Kızım. Gel otur şöyle. Konuşacaklarım var. Otur otur. Bütün geçenleri unuttum. İnsan hata yapar. Ama aynı hatayı bir kere daha tekrar ederse yanlış olur. Ver elini öpeyim anne. Senin de için çok yandı. O yüzden yaptım bütün bunları. Biliyorum. Ama bundan sonra hep güzel şeyler olacak aramızda. Biliyorum. Amin. İnşallah. İnşallah yavrum. Alo Zehra. Ha sesim gelmiyor mu? Tamam ben içeriden konuşayım o zaman. Ne bu Vedat abi? Hastane raporu.
Hiçbir şey anlamadım. Seni uçurumdan attıklarında 2 aylık hamileymişsin. Bu olamaz. Seni kurtardık. Ama maalesef bebeği kaybettik. Meri, sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Gerçek olamaz ya. Beni neden kurtardınız? Bıraksaydınız ben de ölseydim. Beni neden kurtardın? Çok özledim diyorum, anlıyor musun? Aşağıda bekliyorum. Deli misin sen? Ben yarın nasıl ayarlarım onu düşünüyorum. Sen gecenin bu vakti gel diye tutturdun. Git hadi, birazdan biri görecek. Evet Zehracığım, bugün aslında hava biraz açtı. Bence sen yine de yanına bir mont al. Tamam canım, yarın görüşürüz. Hadi sana iyi yolculuklar. Zehra memleketten dönüyormuş da yarın buluşacağız. Geç oldu. Ben Varol'u yatırayım artık. Leyla, iyi misin? Ne oldu? Ne olur bir şey sorma. Gel şöyle. Gel otur. Üstüne giyecek bir şeyler getireyim. Her şey çok güzel olacak. Hep yanımdayım.
Ne olursa olsun. Hep yanında olacağım. Yakışıklı adam. Karizmatik. Altı üstü sıradan bir bodyguard işte. Bunu sen ve ben biliyoruz. Nişanda herkes ayran ayran bakıyordu. Ne kadar garip değil mi? Hı? Önce koruması sonra sevgilisi falan. Leyla akıllı kadın. Onu da kullanıyor. Oflaz bizi satmaz değil mi? Niye? Nereden çıktı şimdi? Hayır ne bileyim yani şimdi işin içinden çıkamayınca bunlar yaptı deyip. Ha? Hayır canım mümkün değil ama yani istiyorsan konuşurum. Yok yok hiç gerek yok. Ben hallederim. Senin o pis sinsi herifle muhatap olmanı istemiyorum. Sen bilirsin aşkım. İyi ki varsın. Sen olmasan bütün bu olanlara dayanamazdım. Söz verdiğin gibi ne olursa olsun hep yanımda ol lütfen. Macit, şu vize gerekmeyen ülkelerin bir listesini getirsene bana ya. Tamamdır. Oo, Kürşat Bey, siz narkotiğe ya da trafiğe alalım. Böyle boş boş gidip gelmeyin. Vallahi ben buraya da sana da bayılmıyorum Oflaz Bey. Yusuf'un nişanda sen de gördün. Leyla ile beraberlerdi. Ne olmuş yani? Ne demek ne olmuş yani? Bizim peşimizde ha. Yani senin peşindeler demek istiyorsun. Adamın abisini öldürdünüz lan. Onu da Cengiz Han öldürdü. Gördüğün gibi konunun benimle hiçbir alakası yok. Oğlum beni satarsan sonun çok kötü olur. Sen harbi paranoyaksın.
Ama bu sefer haklısın. Haklıyım tabii. Ya Cengiz Han adamı öterse? Ötmeyecek. Ben halledeceğim, merak etme. Peki. Haber ver bana. Otursaydın iki dakika laflardık. Canan'la doktora gideceğiz. Bir şey mi oldu? Ya. Rutin kontrol. Bebek için. Günaydın. Günaydın. Çok şıksın. Hala alışamadım seni böyle görmeye. Leyla nerede? Odasında. Sabah geldi. Biliyorum. Benimle beraberdi. Dün gece ne oldu? Niye o kadar kötüydü? Sana söylemedim. Anlatmadı. Konuşacak hali yoktu. Pınar hamileydi. Hamile mi? Evet. Hastaneye götürdüğümde öğrendim. Leyla'dan saklamıştım. Dün gece söyledim. Ne kadar duygusuz bir adamsın. Pınar'ın çocuklara karşı ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. İnsan biraz dikkat eder. Şimdi de beni mi eleştirmeye başladın? Leyla benim için çok önemli. Ne yani? Benim için önemli değil mi? Öyle olduğuna inanmak istiyorum. Ama sanki senin için bu intikam Leyla'dan daha önemli. İyi birisin. Biliyorum. Sana borçluyum da. Yine de haddini aşmasa niye edersin? Aynısı senin için de geçerli. Okula geç kalacaksın. Babaanne. Babaanne. İyi ki doğdun. Bunu sana yaptım. Babaannesinin gülü. Canım benim. Oh, canım benim. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Siz olmasanız ne yapardım ben? İyi seneler anneciğim. Mutlu yaşların olsun inşallah. Amin. Hep birlikte. Babaanne, akşam yemeğinde perde pilavı var değil mi? Olmaz mı oğlum? Var tabii. Hem de üstünde ne var? Badem var. Amcam da gelecek mi? Gelecek tabii oğlum. Neden gelmesin? Oley! Anne, ben yolculuğum, geliyorum. Tamam. Canım benim. Benim bahtsız oğlum. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat. Canlarım benim. Canlarım benim. Buyurun. Müsait misin? Tabii. Gel lütfen. Otursana. Çok
Çok üzgünüm. Keşke üzüntünü hafifletebilecek bir şeyler yapabilsem. Yaşamam için bana güç veriyorsun. Daha ne yapacaksın ki? Sana çok şey borçluyum. İyi ki varsın. Sevgililer bugünler içinmiş. Öyle değil mi? Görüyor musun? Hmm. Evet, her şey yolunda gözüküyor Canan Hanım. Bir sorun yok değil mi? Hayır. Küçük Hanım'ın keyfi gayet yerinde. Küçük Hanım mı? Aşkın kızımı sanacakmış. Tamam mı? Evet, test için ısrarlı mısınız Canan Hanım? Evet, lütfen bugün yapalım. Ha, bir dakika, bir dakika. Ne testi bu? DNA testi Kürşat. Ama ben sana söyledim mi öyle bir şeye ihtiyaç olmadığını Canan? Yaptıracağım canım. Yalnız bu hafta aralığında yapılan amniyosentez genetik tahlilinde 1/500 oranında düşük tehlikesi var. Sizden de bazı örnekler almamız gerekiyor Kürşat Bey. Çok ciddi bir karar. Ben sizi yalnız bırakayım. Kararınızda eminseniz ben içeride sizi bekliyor olacağım. Canan, ne gerek var böyle bir şeye? Ben istemiyorum diyorum. Çocuk oyuncağı değil bu Kürşat. Bu çocuk benim değil deyip ondan sonra ben test istemiyorum diyemezsin. Ben her gün yılanın biri senin aklına bir şey sokacak. Çocuğundan şüpheleneceksin, korkusuyla yaşayamam, anlıyor musun? Peki ya bebeğe bir şey olursa? Onu beni suçlayıp aşağılarken düşünecektin. Bir şey olursa sorumlusu sensin. Allah'ım ne olur çocuğumu koru. Ne olur. Elif'le birlikte o bebeği de kurtaracağım. İkisini buradan çok uzakta büyüteceğim. Canan buna izin vermez. Madem onların acıması yok, o zaman ben de acımayacağım. Ne yapacaksın? Aslında biraz belden aşağı vuracağım. Hiç sana göre değil. Haklısın. Ama başka çarem yok Yusuf. Canan'ın kimsenin bilmediği bir sırrını biliyorum ben. Neymiş bu sır? Yolda anlatırım. Nereye? Beyoğlu'na gidiyoruz. Kırmızı pavyona. Pavyona mı? Ne işin var senin pavyonda? Ben giderim. Anlat bakayım. Neymiş bu sır? Canan'ın çocukluğu Beyoğlu'nun arka sokaklarında sefaret içinde geçmiş. Herkes ailesinin öldüğünü söylüyor ama yalan. Her şey yolunda mı? Şimdilik bir sorun yok Kürşat Bey. Bir problem olursa 48 saat içinde belli olur. Bu arada Canan Hanım'ın dinlenmesi gerekiyor. Tamam tamam, onu merak etmeyin. Ben bizzat ilgileneceğim. Sonuçlar ne zaman çıkar? Biraz zaman alacaktır. Ama çıktığı an ben size geri dönüş yapacağım. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Tamam aşkım, sen de uzatma. Görmek istemiyorum dedim o test sonuçlarını falan. Ben senin için nelere katlandım. Bana attığın bu çamuru asla unutmayacağım. Eğer bebeğime bir şey olursa bunun bedelini sana çok ağır ödeteceğim. Bak bu sözlerimi de sakın unutma. Yusuf'um bayılır bu böreğime. Sabah öğle akşam yenir mi oğlum derim, depoluyormuş. Yapmadığım günler hatırına yiyormuş. Ah, bu akşam siz de gelsenize. Hı? Dervişe de söyle. Olur mu Hacer anne? Siz ailece kendi aranızda kutlayın doğum gününüzü. Aşk olsun, siz yabancı mısınız, canımsınız benim. Hem benim bu yaşta doğum günü neyime? Kendi anam bile bilmez benim doğduğum günü. Ama
Yusuf'um işte ilkokuldan beri tutturdu. Bir doğum günü tarihi gidiyor. Akşama gelecek mi Yusuf? Konuştunuz mu? Vallahi aramadım ama Yusuf unutmaz. Her zaman gelir. Ben unuturum, o unutmaz. Ama benim böreğimi yemek midir bahanesi onu bilememişti. Anne! Anne! Ben geldim. Oğlum ben buradayım. Annen Zehra ile buluşmaya gitti. Gel. Çık yukarı. Ben de konuşurken bunu ne hale getirdim. Artık elimden de gelmiyor bir iş. Vallahi ne yapacağım? Çok güzel oluyor. Seviyorum lan İstanbul'u. Baksana şu doğaya. Rengarenk. Ben pek sevemedim. Gerçi pek bilmedim de. Benim İstanbul'um hep aynı mahalle, hep aynı sokaktı. Hep tek renkti sanki. Kocan kestiremedi mi sen? Yok. Kendisi de pek gezmedi ki. Evden balığa, balıktan eve. Arada çılgınlık yapardı ama. Sahilde erkeklerle içmeye giderdi. Seni gezdireceğim. Merak etme sen. Ömrüm hep bir şeylerden eksik kalmakla geçti benim. Sınav kazandım. Ailem okula yollamadı. Ehliyet aldım. Yan koltuğuna oturacak bir arabamız bile olmadı. Hep ablamın küçülmüşlerini giydim ben. Yeni bir şey alındığında da kenara koyardım. Ben giymeye karar verdiğimde çoktan eskimiş olurdu. Yine giyemezdim biliyor musun? Unut artık bunları. Ben seni yaşatacağım. Ne kaldıysa aklında beraber yaşayacağız. Dibine kadar. Hadi geç başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Direksiyonu. Kullanabilir miyim? Çalıştır. Çalıştır. Bas. Heh. Bas, 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 bas. Bas, bas. Gidiyoruz. Her şey konuştuğumuz gibi Macit. Hiçbir şey atlama. Çok dikkatli olmalısın. Baş üstüne amirim. Kaza süreceksin. Onun için sakın bir salaklık edip ortada delil falan bırakayım deme. Siz merak etmeyin amirim. Sana güveniyorum. Çıkabilirsin. Alo. Ne diyorsun? Oo, çok hızlısınız Leyla Hanımcığım. Utandırıyorsunuz beni yani. Tamam. Madem her şey hazır hemen geliyorum. Bak ayağın nasıl oğlu geldi. Bereket yağıyor bereket. Şu sağa çeksene. Hemen gitmem lazım. Seni eve bırakayım. Az solistler son gelirmiş.
İmzala. Yoksaydık ya. Kulübün işletmesi ve arsanın tapusu. Vazgeçmeden imzala. Kolay gelsin beyler. Açıyorum abi. En iyisi mi bu? En iyisi abi. Fazla yorulma, havamda değilim. Boş ver be anam. Biz de senin kafandan çalarız. Ne yapalım? Cahide'den Yıldız'ı görmeye geldim. Cahide'den abla konsere çıkmaz. Birazdan sahnede görürüz. Bizim patron Deli Nejat. Cahide'den abla ona kara sevdasıdır. Bence hiç bulaşma. Nasılsın? İyiyim. Yusuf sana iyi geliyor. Ne yapacağım biliyor musun Vedat abi? O pislikleri bana yaşattıklarını anlatacağım. Pınar'ı öldürmeye çalışırken doğmamış masum bir bebeği öldürdüklerini öğrenecekler. Benim gibi onlar acı çekecek. Bunu yapamazsın. Çünkü o zaman her şey açığa çıkar. Merak etme. Bunu benden değil, Pınar'ın ağzından öğrenecekler. Canan. Ne işin var senin burada? Bugün doktora gittin. Ne dedi doktor? Ya sen beni deli mi edeceksin? Sırası mı şimdi? Konuşacağız dedim ya sana. Bir dahaki sefere doktora ben de geliyorum. Patron, şu yeni gelen abi Cavidan ablayı sordu. Hangisi? Şu jilet gibi giyinmiş onu. Ne kadar güzel şeyler aldım. Sen içeri git şimdi. Geliyorum. Senin ne işin var burada? Telefonla konuşmak istemedim. Bugünkü mesele.
Yarın bitiriyorum işi. Daha sonra istemiyorum ha. Ona göre. Gözümde canlanır koskoca masi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? İşte bizim pavyonun hanım ağası. Meşhur Cavidan Yıldız. Gözümde canlanır koskoca masi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? Sahne 8-10 tane şampanya donatsın ama. Tamam. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım birikti sığmaz içime. Bin sitem etsem de astır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Hadi eğlenme vakti. Eğlence bitti. Hacer teyze. Lafımı dinlemezsen üzülürüm. Yusuf'a gücenmek yok, tamam? Tamam oğlum. Efendim? Gerçi senin tersin nasıldır bilmem ama... Ya onu şimdi işi başından aşkın. Ne tarih biliyordun ne saat. Biliyorsun. Haklısın. Yoksa gelirdi. Arayalım isterseniz. Yok kızım, hem geç oldu hem de üzülür. Ben de sizi yolunuzdan koydum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sağır mısın lan? Çık dışarı. Yavaş ol koçum. Üzerim seni. Ulan seni parayla mı gönderdiler lan bize? Gel benimle. Burada konuşamayacağız, belli oldu. Bana bak Nejat, kafamın tasını attırma, biliyorsun ki deşerim. Cavidan, bulurum seni. Aman be sevimsiz, bulursan bul. Çekil lan, çekil. Ulan bana bak, bana mı dikkat etmiyorsun, kızıma götürüyorsun değil mi? Evet. Royce, arabaya bak be. Ulan yakışıklı, bu ne? Ulan bana bak, senin şeklin değmiş ha. Anan seni 20 yıl önce doğuraymış ya. Buyursunlar efendim. Ay tabii. Arabaya bak. Evden bir şey almak ister misin? Uğrayalım mı? Aman yok be, ne alacağım o çöplükten? Benim rujum bana yeter. Ya bana bak, ne iş? Öyle eşya meşya, ha?
Geri dönüşümüz yok galiba. Hı? Aa, ulan be. Şimdi pavyonda kırdıklarının parasını ödemedik. Bu Nejat iti var ya, bu garibanlara dayar. Hadi git öde, sana koymaz. Eyvallah. Lan nereye geldik biz, nereye düştük? Kesecek misin beni burada, asacak mısın? Tecavüz mü edeceksin yoksa? Aç kapımı, aç. Bari ölsek de anasını satayım, starlar gibi gittik deriz. Aç. Hey yüce Rabbim. Kül kedisi yapmak için kart halimi mi bekledin benim? Havuza bak. Yüzen var mı havuzda? Vay. Vay anasını. Vay. Şuraya bak, ne hayatlar var ha. Buyurun Cavidan Hanım. Ah, merhaba. Merhaba. Ben Cavidan. Kimine göre sahnelerin starı Cavidan, kimine göre yandım anam Cavidan. Hoş geldiniz. Ben Leyla. Hoş bulduk canım. Benim biraz işim var. Çalışma odasında olacağım. İyi akşamlar Cavit Hanım. Kız, bu sana büyük. Kullanmıyorsan bana ver. Ziyan olmasın. Yok. Yani Vedat Bey benim abim sayılır. Babamın eski ortağıydı. Kız desene bunu baştan. Tamam. Sen bana onu ver. Ben de sana bunu vereyim. Bak utandı. Sizi neden buraya davet ettiğimi merak ediyorsunuzdur. Aa, evet. Ediyorum yani. Lütfen oturun. Canan geçenlerde nişanlandı. Üstelik hamileymiş. Sanırım size ihtiyacı vardır. Vay zilliye bak. Vay anasını. Desene turnayı gözünden vurdu ha. Yağlı kapıya da konmuş. İyi vallahi. Tabii canım. Anası gibi salak değil ki. Akıllı karı bu. Bak bunu alırken bayıldım, bayıldım. Bakar mısın güzelliği? Çok minnoş. Bu çok güzel bir şey ya. Evet. Of, müthiş bir şey canım benim. Çok sağ ol. Harika. Deniz'e de çok yakışacak. Evet, evet. Ne? Deniz. Ben de adını öyle düşünmüştüm. Pınar'ı bir türlü ikna edememiştim ama Deniz olsun diye adı. Hatırlıyorum aşkım. Evet. Başka neler var? Var mı başka bir şey? Evet, başka. Ya ama çok güzeller ama. Ya bu çok minnoş bir şey ya. Vay be, güzel hatun olmuş ha. Anasına benzemiş. Canan aracı olduğumuzu anlarsa bu sürprizi hoş karşılamayabilir. Ya haklı olabilirsin. Canan annesinin konusunun açılmasından pek hoşlanmazdı. Belki siz ona kendiniz ulaşmış gibi yaparsanız daha doğru olur. Ya bir dakika, şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Canan sizin gerçekten arkadaşınız mı yoksa başka bir şey mi istiyorsunuz? Ben orayı çözemedim pek yani.
Siz kızınızdan ne istiyorsanız biz de aynısını istiyoruz. Bu gece misafirimiz olun. Eğer teklifimizi kabul ederseniz yarın sizi konağa bırakırız. Tamam ama böyle mi gideceğim bu kıyafetle? Olmaz ki şimdi böyle. Ya siz yeter ki evet deyin. Kıyafet meselesi hallolur. Ben eve gidiyorum. Eğer bir şey olursa ararsın. Tamam, seni geçireyim. Geliyorum. Bu bebek bize çok iyi gelecek. Evet tatlım ya. Çok güzel ya. Of. Çok güzel be. Deniz bize çok iyi gelecek aşkım. Bir kızımız daha olacağı için çok mutluyum biliyor musun? Evet. Her şey çok güzel olacak. Kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan, hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, İçindeki çocuğa sarı, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağrıdı bu bütün dünya günah. Kim bu saatte? Alacaklı gibi de çalıyor kapıyı. Kız, bu ne surat? Uykunu mu böldüm güzeli? Ört kapıyı, ört. Soğuk girmesin. Vays be, vays. Kimsiniz? Senin adın ne? Mehtap. Siz kimsiniz? Ben Cavidan. Sahnelerin starı Cavidan.
Ses sanatçısı. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar yalvarsam boş. Ne kadar ağlarsam boş. Sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat... Hayır canım, olmaz. Ne oluyor Canan? Ne bu ses ya? Ne oluyor? Ne bu ses? Kapıda garip bir kadın var Canan Hanım. Kimmiş? Adı Cavidan'mış. Tamam, sen git, ben geliyorum, tamam? Söyle şu şarkıyı da kessin. Ne oluyormuş aşağıda kızım? Hiç. Sen uyumaya devam et. Ben hallederim. Uyku mu kaldı be? Muhteşem. Paraya bak be. Kız Canan. Allah helal olsun. Zengin kapı bulunca böyle oluyor demek ki. Muhteşem zenginlik. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Evi geziyorum. Kendime oda bakacağım da. Canan Hanım şimdi gelir. Lütfen burada durun. Kız sen ne yapıyorsun? Hem sen bana söyle bakayım, bu evin güneye bakan odaları nerede? Güneşli bir oda istiyorum. Ne pişkinlik canım. İş istemeye gelmişsiniz, sanki evi satın alacaksınız. Kız ne işi? Sen salak mısın? Bana bak, ben Cavidan'ım, Cavidan. İyi duy. Sen bana Canan'ın odasını göster bakayım nerede. Hanımefendi, durun, nereye gidiyorsunuz? Durur musunuz? Bıraksana. Bırak. Durun. Ya ne yapışacak şeysin sen? Ay be! Canan Hanım engel olamadım. Canan? Sen pek bir güzelleşmişsin. Ne oldu sana, böyle hamilelik falan mı yaradı? Esmer bomba. Canım kızım. Canım. Canım kızım benim. Canım zengin kızım benim. Anneniz mi? Mehtap, işin başına dön. İşinin başına dön dedim sana. Ne işin var senin burada? Paşa, damat nerede? Bana bak. Nereden geldiysen geri dön oraya. Hangisi bebek hediyesi bunlardan? Ne yapıyorsun? Bana bak, git buradan. Git buradan, çık git buradan, defol. Ne aldı? Bunu mu aldı? Canan! Vav! Wow, bu ne ya? Ay ben seni dergilerde böyle pek kart falan görmüştüm ama sen bayağı iyiymişsin ha. Aferin kız. Canan kim bu kadın? Hayatım. Kız, bir fotoğrafımı bile göstermedin mi adama? Ha? Ben kendimi tanıtayım. Cavidan. Kaynana. Amirim, kontrol yapacak doktorun odası neresi acaba? Sen merak etme, Macit bunları. Onu da ben yaparım. Tamam. Sen buna sahip çık yeter. Ben şu hastane polisini de bulayım, geliyorum. Peki amirim. Şş, bak hele.
Cengizhan abinin sana selamı var. Şimdi beni iyi dinle. Ben ne dersem harfiyen yapacaksın, tamam mı? Tamam. Cengizhan abinin beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Aynen aynen. Hadi. Kalama, hemen gidiyorsun bu evden. Hadi yürü. Hayattan dersler 72. Gidene kal, kalana da git denmez. Güzel dersmiş. Sen şimdi gidiyorsun. Ben de sana kal demiyorum. Öyle düşün, tamam mı? Sen kimsin? Aa! Dur bakayım, sen o dergideki suratsız kız değil misin? Ay sen meğerse ne sevimliymişsin. Seni tatlı şey... Aha! Çok şekermişsin sen. Bak, senin bu cadı cicanen olduğuna göre ben senin neyin oluyorum? Hı? Ben de senin cici anneannen oluyorum. Ama sen istersen bana kısaca ciciş diyebilirsin. Tamam mı? Tamam ciciş. Tamam ciciş. Ay tatlı şey ya, bu çok şeker. Elif. Odana git. Hadi kızım, çok erken. Biraz daha uyu. Tamam ciciş. Allah'ım ne olur bilsin bu kabus. Bana bak, daha fazla saçmalamadan git buradan. Gitmiyorum. Polis çağırırım, attırırım seni. Polis. Hadi çağır. Çağır bakalım. Ben de şu kapıdan çıkar çıkmaz bütün gazetecilere haber veririm. Çalıştığım pavyona davet ederim. Sosyetenin yeni gelini Canan Hanım'ın nereden geldiğini, annesinin kim olduğunu bir 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 anlatırım. Efendim? Duyamadım. Ben kendime şimdi oda bakıyorum canım. Nereye gidiyorsun? Bu oda nasıl? Ah! Bu kız kim? Ne oluyor ya? Aa, bu kız daha kendine gelememiş. Bu suratı nerede görsem tanırım. Sabahlar olmasın dedik, baş ağrısından gözümüzü açamıyoruz galiba. Vallahi bu kız benim kafadan ha. Ben şimdi sana bir Churchill hazırlayayım. Bak kendine nasıl geliyorsun. Koca evde bir misafir odası mı yok? Yeter artık, rezil ediyorsun beni. İyi. Küçük müçük ama idare eder işte burası. Tamam. Sonra beni büyük odaya alırsın. Saraydan geldin ya. Beğenemiyorsun tabii değil mi? Hadi Naş, kahvaltı hazırlat. Ben gelirim. Hadi. Hadi yavrum. Hadi, hadi. Anca gidersin. Araba aşağıda mı? Aynen, aynen. Yangın merdivenin oradan mı gidiyorsun? Ha, aynen öyle. O kadın gerçekten annen mi? Hı? Bana öldüğünü söylemiştin. Benim için öldü zaten. Lütfen konuşmayalım bu konuyu. Sen bana bu saçmalığı açıklamayacak mısın? Üzgünüm Kürşat, yalan söyledim. Tamam. Aa, yanında kalmamı ister misin? Yok, hiç gerek yok, merak etme. Sen zaten döndüğünde o gitmiş olacak. Yalnız doktorun söyledikleri önemli, bak unutma. İlk 48 saat çok önemli yani. Stresten uzak durman lazım. Hı hı. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. Amirim! 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 Ne oldu Macit? Herif kaçmaya başladı. Sonra da atladı.
Nasıl yani? Anlamadım, ben de anlamadım. İntihar etti. Ne diyorsun Macit? Ulan bir adama sahip çıkmadınız be. Canan Hanım. Ne var? Elif okula gitmek istemiyor. Bugün evde kalsa. Allah Allah. Nerede o? Elif gel canım. Niye gidilmiyormuş okula? Ha? Hasta mısın? Hayır. O zaman gideceksin. Biz boşu boşuna mı döküyoruz para oraya? Lütfen. Lütfeni mütfeni yok. Sinirlerim bozuk zaten. Bir de seninle uğraşmıyor. Aa, yürü. Bırak beni, gitmeyeceğim. Ne oluyor ayol? Ne bağırıyorsun sen çocuğum? Sen karışma. Aa, şeker şey ne oldu? Okula gitmeyecekmiş hanımefendi. E gitmez tabii. Çünkü Cici anneannesi geldi. Birlikte kahvaltı yapacağız. Bütün dedikoduları bana anlatacak. Değil mi güzelim? Çok komik. Aa, ya ağlama. Zaten büyüyünce ağlayacaksın. Bak inci tanelerine yazık. İleride zaten o göz yaşlarını dökeceksin. Aşık olacaksın. Elif, odana git. Tamam, odana gidiyorsun, üzerini değiştiriyorsun. En şahane elbiseni giyiyorsun ve ben seni burada bekliyorum. Tamam. Günaydın hala. Günaydın bir tanem. Oh. Ne güzel bir sabah değil mi Canan? Ya şekerler, sizin burada hiç yemek falan vermiyorlar mı? Bakar mısın kızım, senin adın neydi? Mehtap efendim. Bunun lafı geçmiyor galiba arkadakinin. Senin lafın geçiyorsa bir kahvaltı söyle, hadi. Hemen hazırlatayım. Mehtapcığım, bize şöyle güzel bir kahvaltı hazırlar mısın? Peki efendim. Anacığım yeter artık. Kim yiyecek bu kadar şeyi? Yersin yersin. Bak gözün gözün süzülmüş. Anacığım ben seni görmeye geldim. Lütfen otur artık. Dur. Bir gözlemeleri de getireyim. Sen otur istersen. Geliyorum şimdi. Yengem nereye gitmiş? Zehra var ya, memleketten gelmiş. Onu görmeye gitti. Otursana, ben sana otur dedim çocuğum. Hadi. Oh. Sen Sevda'yı falan bırak da dün gece niye gelmedin? Yaşlı ananı yalnız bıraktın. Ne dersen haklısın anneciğim. Affet beni. Önemli bir işim vardı. Kadınla mı? Anne. Oğlum. Burası bizim dünyamız. Sen balıkçı Hüsnü'nün oğlusun. Balık ağlarının içine doğdun sen. Bizim evimiz, üstümüz, başımız, her şeyimiz balık kokar. O kadının dünyası bize göre değil oğlum. Anne. Güzel oğlum. Elbet senin de bildiğin bir şey var. Onun için böyle davranıyorsun. İnanırım sana. Ama dikkat et, sakın geldiğin yeri unutma. Korkarım. Bir bakarsın kapılıp gidivermişsin o hayatın şaşasına.
yumurtayı nasıl sevdiğini bilmediğim için ben de hepsinden yaptım. Sen beni hep böyle sev. Elinden zehir olsa yerim gülüm. O kaçırdığın gözlerine, utangaçlığına ölürüm seni. Hayırdır? Odanı mı değiştiriyorsun? Yok. Pınar'dan kalan belgeleri düzenliyorum. Eski evrakları arşive yollayacağım. Nişandan erken ayrıldım. Görüşemedik o gece. Kendimi kötü hissettim. Elif sana niye kızgın? Sana bir şey mi söyledi? Hayır yani seni çağırdığımda gelmeni istemedi de. Aramızda bir konu. Biz hallederiz. Bu arada finans 3. çeyrek mali tablolarını hazırlamış. Akşama bir yönetim kurulu toplantısı ayarladım. Bu akşam? Evet. Ama yani Canan'ı yalnız bırakamam dersen ben halletmeye çalışırım. Ya ben eve uğrayıp gelirim. Sen bilirsin. Ya pardon, bir şey söylemeden edemeyeceğim. O bodyguard'ı ben sana hiç yakıştıramadım. Kıskandın mı yoksa? Akşama görüşürüz. Cipli prens gelmiş, kızı evinden almış. Sonra boğaz manzaralı şahane bir restorana götürmüş. Bu masalda hiç cadı yok mu? Kız olmaz olur mu? Her masalda cadı vardır. Ne yapıyorsunuz? Ahan da geldi. Cici saçımı örüyor. Görüyorum. Sen şimdi bizi biraz yalnız bırak bakalım. Kız, yoksa ufacık çocuğu mu kıskanıyorsun? Anacığım, senin yerin dolmaz. Sen ilk göz ağrımsın benim. Elif, odana git. Küçük kız, şekerim benim. Hadi sen odana git, ben geliyorum arkandan. Bu cadının havasını alayım, gazı varmış biraz. Hadi güzelim benim. Tamam ciciş. Ay senin cicişini yiyeyim ben. Tamam ciciş. Beni delirtmeye çalışıyorsan boşuna uğraşıyorsun. Ben ne delirteceğim be? Delilik bizim genlerimizde var. Deliye bak. Nasıl buldun beni? Dön bakayım. Bana bak, nasıl buldun beni diyorum. Kızım dergilerde kapak kapak resimlerim vardı. Sen ne zamandan beri okuyorsun? Feleğin sillesini yiyip çöplükte yaşamaya başladığımdan beri. Bakıp bakıp iç çektim. Bir de ne göreyim? Kızım kapaklarda. Pavyon gülü, Cavidan'ın kızı, konağın hanımı olmuş. Ben senin derdini biliyorum. Hadi. Al şunu, defol git hayatımdan. Tamam, alışverişe gidelim. Biraz şu üstümü başımı düzelteyim ben. Defol git. Çöplüğünde yaşa. Kendine bir bak. Yakışıyor musun buraya? Ha? Bu ev senin gibi bir fazla gelir. Bana bak. Sen benim ne dünya olduğumu unuttun galiba. Ben sen de
Bak, yemin ederim. Cümle aleme yayarım. Oldu. Bir damla bile gözyaşı dökme. Yürü git. Senin Allah belanı versin. Bana bak, bela okuma, dönüp dolaşıp seni bulur. Utanma gülüm. Yanlış bir şey yapmadık ki biz. Ne bileyim Cengiz abla. Ben kocamdan başka kimseye dokunmadım daha önce. Ben de kocama sahip bundan sonra. Ben seni gecelik değil, ömürlük sevdim. İnanayım mı? Beni yarı yolda bırakmazsın değil mi? Bırakmam. Git eve eşyalarını al. Senin evin benim yanım artık. Sahi mi diyorsun? Bizde yalan yok. İstersen nikahına basarım. Hemen. Vallahi o kadar lezzetli olmuş ki çayın şekerim. Biraz daha alabilir miyim? Dur bir dakika, biraz pişiyor. Tamam, iyi iyi. Ver. Tamam. Daha bekletelim mi şekerim? Ver. Ciciş, biraz kurabiye de ye. Ver, ver güzelim. Zaten bu evde aç bırakıyorlar beni. Aşk olsun. Bensiz gün mü yapıyorsunuz? Aa, gel şekerim, gel. Otur. Altın getirdin mi? Altın getirmedim ama fal kapattım. Bence kesin bakıyorsunuzdur. Az biraz bilirim. Hiç yanılmam. Fal bakanı 5 metre öteden tanırım. Üzerine yüzük koy. Soğumuş mu bu? Soğumuş. Tamam bakalım. At bir 5'lik bakayım. Ama yanımda yok ki. Kız şaka. Ayağın alışsın bir dahaki sefere. Oy oy oy, yüreğim bir kabarmış, bir kabarmış, hatta taşmış. Kız bu yürek kimi? Ah. Bir yakışıklı var. Kim bu yakışıklı? Kız benden sır çıkmaz. Söyle. Tamam, biri var. Ve ben ona aşığım. Aa, hala. Ama o başkasıyla beraber. Kızım, doktor ayağına geldi. Ben erkek milletinin kitabını yazmışım. Bak, sana lazımsa tüyo verebilirim ha. Ver ya. Eller aldı, koluna taktı. Ben de havamı aldım. Aa, taş gibi kızsın. Senden güzelini mi bulacak? Merak etme. Cavidan ablan senin her işini çözer. Daha önce sen neredeydin ya? Sahnelerde. Ya. Canım oğlum benim. Rahat uyu oğlum. Katilin yakalandı. Cezasını çekecek, sen rahat ol. Rahat uyu oğlum benim. Canım oğlum.
güzel, çok güzel. Çok güzel şekerim ama içim bayıldı. İçim karardı. Şimdi sen bana bir sihir ver bakayım. Güzel. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede? Ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? Ayrıldık böyle. Kaybolmuş benliğim. Ben ne haldeyim? Efkarım birikti. Sığmaz içime. Bin sitem etsen de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Bu benim öğrendiklerime hiç benzemiyor. Benzemez tabii şekerim. Her şey okulda hocalardan öğrenilmiyor ki. Bak bu parça var ya söyledim. Hayat okulu klasiği. Sen iyi dinle ki sonrasında sen söyleyeceksin. Tamam mı şeker kız? Tamam. Aferin sana. Hadi çal bakayım. Efkarım birikti, sığmaz içime. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar olmuş amirim. Adam atlamış. Bizim Macit... Macit'le ne alakası var ya Yılmaz? Ama amirim... Bu iki oldu. Yusuf'un operasyonunda da amir sendin. Haklısınız abi. Haklıyım tabii. Yaz raporunu. Soruşturma açılacak. Anlaşıldı amirim. Ne oldu lan? Ne o surat? Abi. Ferman. Ne olmuş Ferman'a? Ferman ölmüş abi. Yayını bulmuş katil. Ne diyorsun lan sen? Ölmüş mü? Dipçik gibi adam lan o. Nasıl ölür? Hapiste mi bulmuşlar? Anlatsana lan. Hastanede. Hastanede atlamış abi. Atlamış mı? Yapmaz lan öyle bir şey. Yapmaz. Abisine yapmaz öyle bir şey. Abisi için onu da yapmıştır belki. Sus lan! Dilek taşı. Bak son kez söylüyorum tamam mı? Uzatacağız. Sevgilim nerede? Ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? Ayrıldık böyle. Mutluluktan haber ver dilek taşı. Baba, Cidiş bana yeni şarkılar öğretiyor. Hı, görüyorum. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Evde müthiş bir yetenek besliyorsunuz. Biliyorum Cavidan Hanım ama ben aslında kızımın klasik müzik eğitimi almasını istiyorum. Tabii ben de istiyorum, alsın. Canan mı bir şey söyledi yoksa? Ha? Ben çekerim onun şimdi kulaklarını. Hayır yok, sadece ben sizin söylediğiniz şarkıdan bahsediyorum. Ama bizim kültürümüzde zaten var. Baba bu şarkı da klasikmiş. Evet. Evet, okulunda öğrenmiş Cidiş. Çok güzel. Çok iyi. Şişt, kız, damat gergin mi ne? Bir kadeh bir şey ver de rahatlasın adam, relax olsun. Şeker kız, hadi. Allah var yukarıda. O şerefsizin öldüğüne şu kadarcık üzülmedim. Sevindim bile. Öyle deme be sevdam. Ne demeyeceğim ya?
Layığını buldu şerefsiz. Benim kocam mezarlarda yatarken ona yaşamak hak mı? Geberdi gitti çok şükür. Tamam gülüm, sakin, sakin. Ben şurada ineyim Cengiz Han. Şimdi görmesin kimse mahalleden. Gece beni almaya geleceksin değil mi? Geleceğim. Annen hala içeride. Hani gönderecektin? Gitmiyor işte, gitmiyor. Sülük gibi yapıştı. Ben de yüzünü görmemek için odadan dışarı çıkmıyorum. Kızım bana bak. Ben konuşayım, tamam mı? Seni üzüyorsa göndereyim bir otele gitsin ya. Hayır, hayır, hayır. Otel olmaz. Bana bak. Sen benden bir şey mi saklıyorsun yine? Babam öldü ya. Hı, trafik kazasında. Değil işte o öyle. Ne? Annem öldürdü. Ne? Ne diyorsun sen Canan? Şu anda benim kızım bir katille mi oturuyor içeride? Kızım bir katile de baba diyor. Ben ne anlatıyorum, sen bana ne söylüyorsun? Sen neden daha önce anlatmadın bunu bana? Kolay mı sanıyorsun bunu anlatmak? Ha? Kolay mı sanıyorsun benim için? Ben de sana anlattığım kaza yalanına inandırdım kendimi. Bir tek Pınar biliyordu bunu. Zaten görüşmeyi kestim. Bir daha hiç görüşmedim. Peki annen nasıl buldu o zaman bizi? Hı? Yine Leyla'nın bir parmağı var herhalde bu işin içinde, öyle mi? Yok, yok. Ben de şüphelendim, ağzını aradım ama yok, dergiden bulmuş. Yani Leyla'yı falan tanımıyor. Tamam. O zaman birkaç gün kalsın. Yani hevesini alsın, sonra biraz para veririz, göndeririz. Ne yapalım? Ha? Sen üzülme. Tamam mı? Hı? Çok özledim seni. Naz benim... şimdi akşama bir toplantım var. Üstümü değiştirip çıkmam lazım. Leyla da orada olacak mı? Evet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bir şey mi oldu? Ya, aslında markete gitmiştim.
evinde yolun üstündeydi. Ben de bir uğrayıp geçen günkü olaylar için teşekkür edeyim dedim. Elindekiler ne? Ya aslında yemek yapmaya geldim. Yemek mi? Yani makarna. Makarna. Yani tabii bunun için önce kapıyı açman lazım. Benim içeri girmem lazım. Peki. Mutfağı şefe bırakıp rahatına bakabilirsin. Cengiz lan ne yapıyorsun? Sen mi yaptırdın? Ne diyorsun ya? Ferman'ı sen mi öldürdün? Ulan manyağın birini koymuşsun yerine. Ben hapiste yatmam diye atmış aşağıya kendini. Ferman yapmaz. Yaptı Cengiz Han. Maalesef yapmış. Pişman oldu. Belki sana söylemekten korktu. Ha? Etmiyordu. Dağılmışsın sen. Hadi gel bir içki içelim. Leyla'cığım Yusuf banyoda ama çıkınca aramasını söylerim, tamam? Kapatıyorum şimdi çünkü sosa bakmam lazım. Otursana, konuşalım. Al. Toplantıyı iptal ettim. Çünkü yalnız kalmak istedim. Bu ne? Enginar. Ay sahi mi, enginar mı? Ben bilmiyordum. Kız ben bunda doyar mıyım kuş gibi şeyle? Sen ver onu bana. Ana yemek yiyecek bu başlangıç. Gelsin, anası da gelsin, babası da gelsin. Hepsini yerim. Ben hükümet gibi kadınım. Her şeyi yerim. Baksana sen benim cüsteme. Kız sen ne kıkırdayıp duruyorsun? Hükümet gibi kadın ne demek? Aa, hükümet gibi kadın ben demek. Ay şekerim benim ya. Çocuğun da ağzını bozuyorsun. Kürşat hoşlanmaz böyle şeylerden. Aa, kız sahi Kürşat nerede? Toplantıda. Diyorsun.
Ne? Vallahi hayat dersi 107. Böyle erkekler her fırsat bulduğunda aldatır. Yani öyle fazla boş bırakmaya gelmez. Yani önce gözü kayıyor, sonra gönlü akıyor. Yani al başına bela. Sen hep bizde kalsana. Aşk olurum. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Önce bunu okusan daha iyi olur. Bunların eşyalarını düzenlerken bu. Bana yazmış. Kaybolmadan önce. Ama gönderememiş. Belki bilmek istersin diye düşündüm. Kim bilir? Belki bir yerlerde mutlu yaşıyorlardır. İkisi de. Sana bir müjdem var canım kardeşim. Kürşat'ın haberi yok daha. Elif'e yeni bir kardeş geliyor. Hamileyim. O kadar mutluyum ki. Kürşat'a Elif'in yaş gününden sonra söyleyeceğim. Ellerimle en sevdiği yemeği yapacağım. Karşısına oturacağım. Gözlerinin içine bakacağım aşkla. Sevgilim, aşkım. Ben hamileyim. Sana bir çocuk daha vereceğim. İtalya'da aylar geçirmiş çakma şef İpek gururla sunar. Pesto soslu makarna. Çok güzel görünüyor. Hadi gel otur. Su oyunca bir şeye benzemez. Beğendin mi? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Sınavı geçtim yani. Kesinlikle. O zaman ben de geçen gece için teşekkür ederim. Niye çekiyorsun şimdi bunu? Niye çekmeyeyim ki? Seni çok seviyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum. Of bebeğim. Şey baksana güzel güzel bana. Şimdi oturmuş mutlu günlerimizi mi izliyorsun? Mektubumu okudun mu? Okudum. Katil. Canan'la bir olup beni karnındaki bebeğimle birlikte öldürdünüz. Sus. Sus. Acı çekiyorum ben, görmüyor musun? Sen bir katilsin. Sana nasıl aşık oldum? Nasıl aşkla baktım yüzüne? Sen beş para etmez aşağılık herifin tekisin. Sus dedim sana!
Bir gün gelecek bütün bunların hesabını vereceksin. Kaçamayacaksın. İyi misiniz efendim? İyi. Bırak onu, bırak. Kalsın, beni yalnız bırak. Sen neden içmiyorsun? Bu akşamlık bu kadar yeter. Tamam. Ya bir şey soracağım ama kızarsın. Kızmam. Söyle. Sanki bir sırrın varmış gibi senin. Nereden çıktı şimdi bu? Kadınlar anlar böyle şeyleri. Yani sanki böyle çok sevmişsin de başkası almış gibi bir şey. Ne bileyim. Aa, çok çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Çok özür dilerim ya ben. Gerçekten önemli değil. Çok 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 özür dilerim gerçekten ya. Önemli değil. Üstümü değiştireyim. Ne düşünüyorsun? Elif'i ilk kucağıma aldığım gün çok mutluyduk biz be. İkimiz de. Kızım nasıl? Seni çok özlüyor. Gerçekleri anlattın mı ona? Anneni öldürdüm. Kardeşini öldürdüm dedin mi? Epey yüksekmiş burası. Atlasam. Sevinir misin? Senin ölmene sevinmem. Bu kadar kolay kurtulamazsın. Acı çekeceksin sen. Peki Elif ne olacak? Annesiz yaşamayı öğrettin ona. Biri de babasız yaşamayı öğretir.
Leyla aramış. Aramıştı. Ben söylemeyi unuttum. Ya yani açacaktım. Sonra vazgeçtim. Alo Leyla, beni aramışsın. Öylesine aramıştım. Ne yapıyorsun? Hiç, evdeyim. Tek başına mısın? Evet. Tamam, iyi geceler. Neyin var? Sesin iyi gelmiyor. Bir şey yok. Neredesin? Söyle geleyim. Gerek yok. Benim çıkmam lazım. Gelecek misin? Hayır. Tamam. Aile gazinosuna bağlamışsın. Hı. İster misin? Mehtap. Mehtap, çayım nerede? Buyurun efendim. Ha. Kızım bak, ben çay delisiyim. Bu evde bir tek isteğim var. Çayım hiç eksik olmayacak, tamam mı? Şimdi getiriyorum. Bak, tek isteğim var senden. Tamam mı kızım? Böyle ince belli bardak olsun. Cam bardak. Var değil mi? Çünkü fincanda çayın tadını hiç alamıyorum. Ha? Tabii efendim. Mehtap. Ha. Ne çayı var kızım? İngiliz çayı. Kaçak. Hayır, normal İngiliz çayı. Ha. Ya sen bana böyle harbi Karadeniz siyah çay getir. Tabii. Anladım Cavidan Hanım. Hanım mı? Kız ne hanımı? Cavidan abla. Rahat bırak kızı, işine baksın. Bu da oto kızı ya. Hani. Sen ne bakıyorsun orada? Kocanı mı? Hep böyle geç mi kalır? Adam seni boynuzluyor olmasın? Adam yakışıklı, zengin. Zaten zamansız hamile kalmışsın. Saçma sapan konuşma. Ne saçma sapan konuşacağım? Kızım sana akıl veriyorum, akıl. Adamın peşini bırakma. Bak, naz yap, niyaz yap, bir şeyler yap, ayıl bayıl. Böyle başıboş bırakırsam bilmem artık yani. Sen de o akıl nerede? Bak, sana bir hikaye anlatayım mı? Bizim hapiste bir Ayşe Hanım vardı. Hapishane anılarını sormadım sana. Anlatma. Kız nereye? Bak, gidiyor al işte, kapıyı açıyor. Ne diyorsun ya? Eşek osuruyor sanki bu evde ha. Mehtap nerede? Sen niye açtın kapıyı? Neredeydim? Gezdim. Sarhoşsun. İçtim. Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Adam sana hesap mı verecek? Damat, geç, geç. Antika bu. Sen yat zıbar artık. Zıbar diyeceğim. Ha Mehtap, çayımı odama getir kızım. Ne? Leyla'yla mıydın?
Ne diyorsun sen ya? Bana güvenmiyor musun? Sana açıkça bir şey sordum. Evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Yattın mı onunla? Ha? Ulan aldatma, aldatma. Seninle söylediğim olmadı. Kendine gel. Hı? Sen kimsin bana hesap soruyorsun lan? Senin çocuğunu taşıyorum, farkındasın değil mi? Biliyordun değil mi? Neyi? Pınar'ın en yakın arkadaşıydı. Sonra konuşalım lütfen, sarhoşsun. Bugün konuşacağız, bugün her şey ortaya çıkacak. Tuvalet nerede? Her odada tuvalet var Cavidan Hanım. Tamam, odama gidiyorum. Ne var? Oflaz Bey ile Cengiz Han Bey geldiler. Tamam, alın içeri. Geliyorum şimdi. Niye geldiler? Ben çağırdım. Canancığım, sen hala yaşıyor musun ya? Ben de kıçı yanmış gibi çağırınca Kürşat'cığım, senin de kafana bir şey vurdu. Bize paketletecek zannettim. Gerizekalı. Doğru dürüst konuş lan. Beyler, sakin olun. Kürşat'cığım lütfen anlatır mısın söyleyeceklerini? Lan hepiniz beş para etmez geri zekalılarsınız be. Ne diyorsun sen ya? Oku lan şunu. Bak bugün geçti elime. Al. Oku. Pınar'ın yazısı bu. Yapma ya. Ne yazıyor Canan? Öldüğünde hamileymiş. Ne kadar rahat söylüyorsun sen bunu. Evet, çünkü inanmadım. Öyle bir şey olsa söylerdi bana. Kardeşi olduğunu öğrendiğinde de aynı şeyi söylemişsin. Sen karının hamile olduğunu bilmiyor muydun lan? Şerefsiz! Hey durun! Durun! Seni açtım lan bize! Durun. Cengiz Han! Elini çek oradan. Vuracağım mı? Onun için vuracağım mı sen beni? Gerekirse. Sakin olur musunuz lütfen? Sana bunu soracağım. Ant çocuğumu öldürdünüz. Siz önce onun hesabını verin bana. Haklı. Sana seçme şansı bırakmıştık. Ya hapis yatacaktın ya da hayatının sonuna kadar zengin yaşayacaktın. Şimdi bizi mi suçluyorsun? Hapse girsem arkamdan gelecek miydiniz be? Ha? Parama göz diktiniz lan. Ulan bu başından beri benim sırtımdan inmedi be. Siz ne diyorsunuz ya? Ne biliyoruz? Pınar arkadaşını
canlı canlı denize gömdük diyoruz. Ne? Niye hastaneye götürmediniz? Sen var ya kızım sen. Sen benim hayatıma girmeseydin sen karım ve çocuklarımla mutlu huzurlu yaşayacaktım lan. Sen ciddi misin? Ha? Lan git. Sakın. Allah belanı versin. Sakın. Sen karışma. Onu mu koruyorsun? Yine aynı şeyleri mi konuşacağız Kürşat? Yeter lan! Tükettiniz beni! Sen çok mu masumsun Cengizhan? Yusuf'un abisini sırtından vururken iyiydi ama değil mi? İkinizi de yüzünü görmek istemiyorum. Hadi defol gidin hadi. Hamilelik meselesi iyi gelmedi sana. Keşke söylemeseydin. Başıma daha kötü ne gelebilir ki? Kürşat arıyor. Leyla, konağa gelir misin lütfen? Neden? Ne olur gel, Elif'i al. Sen de kalsın. Hemen geliyorum. Elif'i almamı istedi. Almanı mı istedi? Kafayı mı yedin yürü sen? Yürü Canan yürü. Hadi, arabaya bin gidiyoruz. Ne yaptığını sanıyorsun? Kürşat zaten delirmiş durumda. Kendi ağzınla söylüyorsun. Delirmiş durumda ve ben de delirim. Hadi bin şu arabaya. Ne? Yeter. Ne yapıyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Ya nereye gidiyoruz ya? Sonumuz yaklaşıyor Canan. Gidelim buradan. Bunlar bizi satacak. Ay, nereye gideceğiz? Gidelim fark eder mi? Uzak yerlere gidelim. Çocuğumuzu büyüteceğimiz bir yere gidelim. Çocuğumuz mu? Sen ciddi misin? Ha? Kulaklarını aç ve beni dinle. Karnımdaki çocuk senden değil. Babası Kürşat. Yalan söylüyorsun. Benimle gelmemek için yalan söylüyorsun. Hiç gurur yok mu sende?
Ben de hiçbir şey bırakmadım. Düş yakamdan. Bıktım artık senden. Kürşat'ı seviyorum ben. Leyla yok mu? Konağa gitti. Oynar mısın? Leyla Hanım, iyi ki geldiniz. Burada kıyamet koptu. Cengiz Han Bey ile Oflaz Bey birbirine girdiler. Neden? Vallahi biz de bir şey anlamadık. Canan Hanım gitti. Kürşat Bey'in burnu kanıyor bahçede. Çok sinirli. Elif nerede? Odasında. Zavallı çok korktu. Yok bir şey diyorum, inandıramıyorum. Dinlemiyor beni. Tamam Mehtap, sakin ol. Sen bunları al. Ben Elif'le konuşurum. Geliyoruz. Dur hemen. Konuşmam lazım. Vaz mı geçti? Hayır, vazgeçmedim. Konuşacağız. Bugün hesap verme günü. Kararımı vermişim. Bavulumu da hazırlamışım. Çocuğumu alıp sana geleceğim. Senin neyin var? Önce konuşacağım. Ondan sonra ben de varım. Gidelim dersen. Beraber gideceğiz. Al şunu. Ben ne yapacağım bu bıçakla? Elifçim. Git, istemiyorum seni. Neden canım? Anneme gidiyordum, engelledin beni. Kalk bakayım. Kalk, 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 kalk. O adam sana yalan söyledi. Hayır, asıl sen yalan söylüyorsun, yalancı. Cengiz, sen beni korkutuyorsun. Ben bununla ne yapacağım? Ha. Sana yeni bir hayat sunmaya geldim. Ama benimle
yeni yola çıkman için. Bilmen gereken bir şey var. Artık sana yalan söylemek istemiyorum. Ya yeni bir hayat. Ölüme kadar mutlu olacağım bir hayat. Ya da... kocanın gerçek katili. Sen seç. Kocamın gerçek katili mi? Bendim. Kocanı ben öldürdüm. Yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Ya git oğlunu uyandır. Gidelim. Ya da... ya da kocanın... evde kalan kanının intikamını al. Seviyordum Sevda. Böyle kal. Öldürdüm. Orhan'ın katilini öldürdüm. Anne. Git varolun odasının kapısını kilitle. Ne
Ne oldu anne? Yusuf, yetiş oğlum. Oğlum yetiş, ne olur yetiş. Seni annene bir tek ben götürebilirim Elif. Annem nerede ki? Söyleyemem. Yalan söylüyorsun işte. Hayır, yalan söylemiyorum. Çünkü annen saklanıyor, o yüzden söyleyemem. Kimden saklanıyor? Kötü adamlardan. Anneme kim kötülük yapar ki? Gelince kendisine sorarsın. Hala inanmıyorsun bana değil mi? Sana kanıtlayabilirim. İç tabii iç. Başka türlü dayanamazsın yoksa. Karışma bana. Niye yaptın bu şovu? Canım yanıyor. Ondan olabilir mi? Pınar'ın yaşadığını daha önce niye söylemedin bana? Seni çok mu ilgilendiriyordu bu? Evet, onu hastaneye götürmeliydin. Hapse mi girmek istiyordun sen lan? Bak işte bunu anlamıyorsun. Onu biz öldürmedik, onu sen öldürdün. Burada gözümün önünde şamdanla kafasını sen patlattın. Ben sadece gör... Bana bak, benimle. Bak, sakin ol. Sakin ol, senin çocuğunu taşıyorum. Sakin ol. Pınar'ın hamile olduğunu biliyordun değil mi lan? Bilmiyordum, Allah kahretmesin. Bırak! Nasıl aşık oldum ben senin gibi bir adama ya? Sen katilin tekisin. Hiç öyle öfkemi kontrol edemiyorum, yalanına sığınma. Burada Pınar bizi kovduğunda sana gidelim dedim. Sen parayı bırakamadın, karını öldürdün. Nasıl kanıtlayacaksın? Annemin kolyesi. Lütfen beni anneme götür. Henüz değil. Henüz çok erken. Ama annem ölmedi değil mi? Ölmedi bir tanem. Annen yaşıyor. Ama bu ikimizin sırrı olarak kalacak, tamam mı? Tamam, kimseye söylemeyeceğim, söz. Hemen çantanı hazırla. Bu gece benimle kalacaksın. Küçük Prens de okursun değil mi? Tabii okurum. Onu da koy çantana. Hadi hazırlan, ben hemen geliyorum. Yenge, ver şunu. Bak, şimdi beni iyi dinle. Kalk, eve gir. Elini yüzünü yıka, üzerini değiştir. Sonra da varolun yanına git, tamam mı? Sen hiçbir şey yapmadın. Sen kimseyi öldürmedin. Ben yaptım. Ben öldürdüm.
tamam mı? Duydu mu beni? Hadi kalk. Hadi. Eve gir. Sen bana ne hakla vurursun? Sen bana ne hakla vurursun? Lan! Benimkilerden çıkartma! Ne yaparsın? Beni de mi öldürürsün?